Bence çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. Oh hayır, ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? O çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam, tek yapmam gereken en iyisini olmak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır, çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm inleleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Tadam! Şimdi her şeyi ısırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Hayır, yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama, bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır, gördün mü? Oyun yuvarlak kokuları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra toplar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex, şimdi sen de kapağını açabilirsin. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Enfes! Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Tamam burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? Hiç yandığını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Ah, hayır. Az önce ne içtim? Vay canına. İşte bu gösteri. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Vita'da cips var. Bende ne var? Vay canına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özellikle kaşıkla. Okay. Casey tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Kıskaladın. İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır? Vita sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle Vita'yı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayip neden boş? Tüm cipsler nerede? Kabus! Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat.
Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığım için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım, peki beğendin mi? Ay, hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl cüret edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar, sizce bu sefer kimin şansı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mangalda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen dilimleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ben bundan önce çikolataya bir çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalamak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımıyla yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmanı kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde sushi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşmak? Hayır. Dahası neden sushi ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bumeranglar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome. Wow. Ups. Alex üzgünüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of! Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahlatıcı bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be, yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O soğanın ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinin pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. O benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin seni beklediğini bilmek çok güzel. Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek, yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça kare şeklinde, bu da benim olduğu demek. Of ya, neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için bari iyi. En azından bir şey yiyebilirim. Beni bir sürü patlayan şeker bekliyor.
Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacana gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker açgözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını... Neredeyiz biz? Bence bu yeni meydan okuma. Ne ilginç. Başlayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada Puppet Dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Bu ağacından sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Lastik değil, jelibon. Ne kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Ağzına zar zor sığıyor ama bunu başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Aynen demeyi de etmezdim. Lezzetliydi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet, onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şeyi görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. Tamam tamam, o zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerime inanmıyorum. Gerçek hareket ediyorlar. Hayır, bunlar gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Loli. Bunu benden uzak tutun. Görünüşe göre solucanların tam Mila'ya uçtu. Ne yaptın sen Julie? Hemen hepsini temizle. Sakin ol. Sadece elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. Mila'nın burnunun hemen altında bir solucan var. Bu hiç komik değil Alex. Yeter. Mila endişelenme. Şimdi bunu halledeceğim. Elektrikli süpürgeyi kapat. Dudaklarımı emdi. Çok komikti. Zaten Mila'ya ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köftelere benziyor. Hepsi sizin suçunuz. Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne yaptın sen Johnny? Ağzım solucanlarla dolu. Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. Nasıl peki? Bana bir şeyler oluyor galiba. Anlamıyorum tam olarak ne. Bak, Alex ufacık oldu. Evet. Ona yakışıyor. Okay. Çok hoş görünüyor. Alex sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen nasıl da tatlısın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Boycunda Popit. Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Popit trombolinden daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. Bugün de gerçekten bayağı tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh, tamamen zıplamayı bırakın. Yoruldum. O zaman biraz oynayalım mı? Daha neler. Aptalca şeyler yapmayacağım. Beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş! Neyin peşindesin Jory? Solucanı yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var. Aferin Alex. Sen kazandın. Al bakalım aptal solucan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Onların geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim. Bu sefer ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Daha
Ağacından. Bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. Boğma etmek için bir sebep değil. Hepiniz beni kıskanmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. Alex, çekmeme karışma. Ver şunu bana, telefonunu alacağım. Görünüşe göre bu uzun sürecek. Bana verin, yeter artık. Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin, ben oyun oynuyorum. Aslında ben de istiyorum. Ne olmuş yani, umurumda değil. Ne yaptınız siz? Telefonumu düşürdünüz. Ups, bu çok garip oldu. Ona ne oldu Alex, söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. Hayır, bunu yapma. Düştü, kırıldı. Üzgünüm Julia, bunu yapmak istemedik. Kavga etmeyelim. Kasanın içinde ne olduğunu bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kurbağa. Ciddi misin? Olamaz. Biri onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama ona dokunmayacağım. Sanırım kurtuldum. Hayır, sadece benim üstüme atladı. İşte bu çok komik. Harbi yapış yapış resmen alınan o. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Önce biz boşuna o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prensse? Büyünü kaldırmaya çalışacağım. Öpmeye çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Mila kurbağa öptü. Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasandakileri kontrol etmeliyim. Burada bir çeşit şapka var. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Giymeyi dene. Belki yakışır sana. Dikkatli ol Mila. Kurbağan yine atladı. Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet, gerçekten öyle. Bağcında kesinlikle çikolata, nefis. Şapkının nasıl çalıştığını anladım. Ben zaten ona ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım, telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. Benim de bir şeyi dönüştürmem gerekiyor ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Jolie, harika çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur, onu yemene gerek yok. Haklısın, ben bir şey düşünmedim. Alex'i nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. Teşekkürler Jolie. İlk olma sırası bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canına, çikolata ve smoothie. Havalı görünüyor, paylaşacak mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. Ne kadar beceriksiz birisin. Buradan döndürmelisin. Teşekkürler. Şimdi benimle paylaşacak mısın? Tabii ki hayır. Bunu nasıl düşünebilirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Aç gözlü. Ben sana yardım ettim. Tamam, al o zaman. Ne yapıyorsun Jolie? Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer paylaşsaydın her şey iyi olacaktı. Çok komik. Mila'nın sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya, kokuşmuş balık. Size söylemiştim. Onunla ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye, yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Medan'ın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki öyle değil. Sen kasanı aç. Burada bir tane şeker var. Onunla ne yapacağım peki? Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. Lezzetli ama çok azdı. Minicik. Garip bir şey. Haklısın.
Ay, belki de bir açıklaması var. Bana neler oluyor? Yüzün şekerle kaplı. Ellerin de. Bacından. Şeker yine de sihirliymiş. Bakın, eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika, enfes. Bakın, şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper, nasıl da hoşuma gitti bu. Gidiyor musun Mila? Evet. Çok garipler. Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Ağzının içinde bir kavanoz Nutella var. Aynen ne kadar büyük, süper. Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm Nutella benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Jolie her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? Oh hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Birinin acil yardıma ihtiyacı var gibi. Çek Alex, hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin, düşüyorum. Ama sen kendin çekmemi istemiştin. Bacının telefonunuzu artık bende. Nasıl olduğumu sormak istiyorsanız iyiyim. Sizi sormak gerekirse sormak istemedik. Telefonu neden aldınız? Aa, burada hala kaldığına çok sevindim. Benim kasada ne var bakalım? Hey, hemen gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve küflü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım etmenizi istemedim. Sanırım işe yaradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kayna delik var. Bacından neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birine çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Sen demin mavi renkli bir çikolata çeşmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Daha sonra aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsen neden boyayı öpüyorum? Bacında. Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedim mi? Nasıldı? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl utanıyorsun? Artık bize yardım etsin iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Bu konuda bana basit bir tür yardımcı olacak. Ne yapacağım? Şimdi sanki damağda ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Suzy kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Hala gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kızlar zaman doğdu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünle de döktün. Suzy, neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mila'nın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mila, sen kazandın. Yaşasın, artık hepsi bir olacak. Arabalar lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz.
Ve onu alacağız. Ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ya, sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödülümüz çok daha ilginç olacak. Bakın, bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bobok. Bu turda yine altınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bok çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin daha nadirde olması için koku eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimce düş ediyorum. Ups, uzun zamandır ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek zordur ama dirseklerle çizmek çok daha kolay bir çözüm. Hala bir sürü kalemim var. Hadi ama. Aa, nasıl bir başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mila, kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Osyuz idi. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ne? Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu dehşeti yemeyeceğim. Mecbursun. Kurallar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Gerçekten kakayı yedi mi? Hayır, bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Bu turda sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de başlamak zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh yeah. Wow. Sanırım çok iyi. Kahretsin. Suzy'nin bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Tabii ya. 5 parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim 5 fırçam var. Bu sos çok güzel kokuyor. Biraz denesem sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır, bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ya da sos mu yiyorsun?
ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Beni mesela değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Pekala, o zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi su renkiyle değiştirmek. Bekliyorum. Jolie, ne yaptın sen? Bu balığa benzemiyor. Mida, bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına, iyi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Suzy, sen hiç çalışmadın. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeği seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. Ha, derinleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Ne yapıyorsun? Üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. Çok lezzetli. Kızlar, bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacak şey. Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. Sen de kendini fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Uydum hazır. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Siz nasıl havalı makyaj yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Vay canına. Mila bak, Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor, ancak bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy, burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Tamam, eğer senin için zor değilse çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok iyi benziyorsun. Teşekkürler, her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Pekala, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Julie, böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. Julie, sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. Ne? Korsan mı? Mina! Seni pislik! Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın. Seni seveceğim. Besleyeceğim. Hayır. Mina'nın kediciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Çok güzel. Mina kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı.